Herkese merhabalar. Erke ile beraber Premier Lig ağırlıklı biraz Avrupa futbolu konuşacağız. Şöyle Dart'ı da hemen arkamıza aldık yine her zaman olduğu gibi. Erke, Dart İngiltere özellikle işte dünya şampiyonası. Oradaki ortam bambaşka zaten ama yani aslında Amerikan kültüründe de olan bir şey bu Dart. Fakat çok ilginç bir şekilde çok fazla İngiltere bu kültürde ön plana çıkıyor. Çünkü kafelerde İngiltere'de sadece sohbet edelim bir şeyler içelim kafası yok. Oraya giden insanlar hani günün iş stresini atmak istiyorlar ve yapılabilecek en az efor harcanıp en fazla keyif alınabilecek spor aktivitesi dart oynamak. O yüzden de dart kademe kademe çok yükselip tercih edilmiş bir spor haline aynen geliyor. O yüzden de insanlar merak ediyor, ilgileniyor ve 3 farklı oyun oynayabiliyorsun. Şunların toplamı. Tabii. Geriye doğru sayım. Geriye doğru sayım bir de şey tamamlama. 1 2 3 4 5 diye. Aynen. Yani o mesela işte oyun kültürü işte dart, bilardo, konsol oyunları, kutu oyunları, işte board game olarak adlandırılanlar. Seneler önce Taksim'de bir mekan açılmıştı. OM idi adı. 4 katlı bir yerdi. Kısa sürdü ömrü bence ama bana sorarsan o tarz yerlerin popülerleşmesi lazım. Kaan Kural'ın karşıda Kadıköy'de şimdi hem FRP oyunlarına hem de internet kafe işte masa oyunlarına yönelik böyle bir kafesi var. Tavsiye ederim. Bu arada, çarşı içinde. Benzer bir yer Beşiktaş'ta keşfettim geçen gün. Board sadece oyunlara, board game'e. Şeyde ben adını vermeyeyim burada da. Yani bir sokak arasında yani seninle beraber oturduğumuz yer. Hayır ya başka bir yerden bahsediyorum. Başka bir yerde evet, daha evet, mı var? Evet, enteresanmış. Neyse dönelim Premier Lig'e. Maç maç konuşmak yerine ben sana birkaç madde söyleyeceğim ve onun üzerinden sohbet gene ben bilirime döndük işte. Tabii. bir kısım bir geldi. Sorularını alayım. Yok şöyle soru değil. Chelsea maçı üzerinden belki ama genel olarak da Fernandes transferi. Bruno Fernandes transferiyle ilgili ben ön yargılıydım. Hem maliyet hem de oyundaki yeri. Maliyet konusunda herkes ön yargılıydı aslında. Oyundaki yeri konusunda da kafamda soru işaretleri vardı ama Chelsea maçında bir kez daha gördüm ki devam eden süreç içerisinde üçlü savunma, önünde bir üçlü orta saha grubu, bir tanesi ofansif orta saha, bir tanesi, iki tanesi 6-8'i dönüşümlü oynayacak iki orta saha, iki tane kanat beki, önde de iki santrafor. Bu santraforlarda da kanatlara doğru açılıp Bruno Fernandes'in önünü boşaltacak. Yani 10 numaraya ihtiyaç varmış, modern 10 numara oynayacak bir adama ihtiyaç varmış ve Bruno Fernandes bunu yaptı. Bruno'nun etkili olabilmesi için daha forvet gibi düşünebilen, daha forvet gibi oynamayı bilen ve daha hareketli birine ihtiyaç var. Elde o adam var. Yani, Rashford o adam aslında ama şu an Rashford'un olmadığı yerde Daniel James ile Chelsea maçında bunu denediler 7. Ama asıl oradaki detay bence şu, bu oyunda Luke Shaw'ı şimdi 3. stoper olarak sol stoper yaptığın zaman geriden oyun kurduğunda, baskı yediğinde rakip yarı alana Luke Shaw'un driplingleriyle iç kulvardan, half space'den inanılmaz bir şekilde derinlik bulup Luke Shaw'la çıkıp oyunu başka bir şekilde de kurabiliyorsun. Yani United'ın Bruno Fernandes transferi artı Solskjaer'in üçlü stopere geçişi bir anda oyun çeşitliliği getirdi United'a. Keşke Pogba'nın aklı daha çok çalışıyor olsa, hayatında futbolun çok değerli bir noktada olduğunu ve şu an bir fırsatı olduğunu anlasa, City'nin aldığı ceza üstüne United'ın bile şu an topa girme şansı var. Hani bu noktada orta sahada aslında Matic'in yanındaki adamın Pogba olması gerekiyordu ama o Pogba yok. Peki United'la ilgili şunu soracağım, oradan diğer maddeye geçelim. Şu bahsettiğin konsepte özellikle Luke Shaw işte... Yani 3-4-1-2 hani gibi düşün dizini. Premier Lig'den birini al koy desek. Hatta şöyle Kun Aguero yanında Martial, Rashford dönüşümle oynasa, böylelikle Bruno Fernandes'i arkaya atıp mesela hani Pogba'nın oynaması gereken yerde oynayıp eskiden zaman zaman denenen ikinci santrafor Rashford'u 10 numaraya bile atabilirsin. Orada bazı iç saha maçlarında Norwich'e karşı atıyorum takıma takılmayın Aguero, Martial, Rashford falan yaparsın. Yani orada bir anda çeşitlenirsin. Geçelim diğer maddeye. City ceza 7. 2 sene boyunca Şampiyonlar Ligi'nde yok, gelecek sene yok. İtiraz edecek, şu olacak, bu olacak, kalkar kalkmaz onu bilmiyoruz ama şu an için yok. Sheffield ve Tottenham. Yani Mourinho ve neydi Sheffield'ı hep unutuyorum. Chris Wilder. Wilder, birisi diyesim geliyor, Wilder. Ne diyeceksin? Yani Aston Villa karşılaşmasındaki reaksiyonu tabii çok iyiydi Tottenham'ın ama sen başından beri özellikle Mourinho'ya
çok karşısın Tottenham'daki varlığına. Ne diyorsun? İkisi arasında hangisi ön plana çıkar eğer City'nin böyle bir men durumu ortaya çıkarsa? Bak ben sana bir şey söyleyeyim mi abi? Bu kadar oyuncu kalabalığı olan seninle Süper Lig sohbeti içerisinde Fenerbahçe ile ilgili konuşmuştuk. Fenerbahçe'deki orta saha kalabalığı. City 2 yıl cezayı aldı. Kalkar kalkmaz onu bilemem. Şu an için konuşuyoruz. 2 yıl cezayı aldı ve özellikle gelecek sene için gerek Sheffield gerek Tottenham çok hevesli, çok istekli ve umutlandılar. Ne diyeceksin? Bir tarafta yükselen bir teknik direktör, bir tarafta Mourinho, senin gözünde yerinde sayan bir teknik direktör özellikle. O yüzden saç şeklini değiştirdi adam ya. Adam popülerliğini korumak için futbol dışında ne yapsın? Şenol Güneş garibim değiştirmedi adamı ne hale getirmişlerdi. Ya bir de maç sonunda dedi ya berber kurbanı oldum. Yok yok şaka şaka kendime yenilik katmak istediğim için böyle yaptım falan dedi. Ya açık açık vardı, söyleyeyim. Gorillaz grubunu biliyorsun. Blur. Şimdi hani Blur'un solisti işte David Albom'un. Gorillaz. Başka hangi grubu vardı? Şimdi ilk çıktıkları zaman bu şey işte I'm happy falan işte o şarkıyı en büyük rakipleri Gallagher'a soruyorlar. Yeni projesi hakkında ne düşünüyorsun diye. Kendi değiştire değiştire sonra çizgi film karakteri haline getirdi demişti. Mourinho da kendini kel hale soktu. Şimdi kel ben neyse. Bu iki takımı aynı şekilde görüyorsun. Kısaca söyleyeyim. Sheffield'ın oyun planı olarak Sheffield diyorum ama Tottenham'ın elindeki oyuncu kadrosu Mourinho'dan bağımsız bir şeyler üretebilir. Ama Mourinho'nun şu Erik Dier ısrarı ve bir tane defansif yönü ağır orta saha oyuncusuyla oynama fetişizmini çözmesi gerekiyor. Eriksen gittikten sonra daha az üretken ve Mourinho'nun o oyunu çözemiyorsam şişireyim, fizikli oyuncuyla topu indireyim ve onunla rakip yarı alana servis yapayım dediği iki oyuncusu da sakat. Biri Harry Kane, diğeri Sissoko. Bunların yokluğunda yeni bir oyun planı üretebilecek mi? Yeni bir strateji üretebilecek mi? Asıl soru bu. Bu soruyu sorduğum zaman da Aston Villa maçını izlediğimde kadro kalitesi maçı kazandı, strateji kazanmadı diye düşünüyorum. O yüzden de bu yarışta ben hala Tottenham'ın başarısız olabilme ihtimalinin ya Sheffield'ın bir oturmuş oyun planı var. Hızlı santraforları var. Çok fazla yer değiştiriyorlar ve maç içinde çok hareketli oynuyorlar ve mesafeleri çok dar. Tottenham gene 45 metrelerde oynamaya başladı ama Sheffield savunma yaparken de hücum yaparken de mesafeler ve oyunun daraldığı alanlar o kadar belli ve rakibi öyle kıstırıyorlar ki Sheffield skor üretemese de skor dayamıyor ya da aynen, skoru tutabilen bir yapısı var. O yüzden puan sıralamasında bu maratonda Sheffield istediğini alır. Tottenham çok zor. Çok zor. Peki iki maddem daha var. Bir tanesi Leicester'ın duraklama dönemi. Çok yüksek perdeden açarsan Boxing Day sonrası düşersin. Söz İlker Duralı artı Erke Tümer her Premier Lig sohbetinde bunu yapıyorduk. Aynen. Yani çok yüksek inmeyle girdiler. Böyle yapmamıştı belki Brandon Rodgers ama böyle gitti olay biraz. Oyunu da bir yandan dizginleyemedi bu arada. Aynen. 9 rotasyona çıktığı maçı bile kazanırsan ki bunu Boxing Day'de başardı bu takım. Aynen. 9 rotasyon yani az buz değil. Hani devamında rakipler artık sana plan yapmaya başlar. Hep şunu söylüyorduk. Leicester City plan yapılan takım değildi. Lig'de Sivas'ın düştüğü pozisyonlar. Aynen. Şu an herkes Leicester'ın ne oynayabileceğine dair fikir sahibi olduğu için şu an Leicester'ı nasıl savunacağını biliyor. Bir de asıl orada detay Ndidi'nin sakatlanması. Aynen. Yani nasıl pazartesi günü Chelsea United maçında Kante gitti. Herkes dedi ki maçı kazanacak galiba United. Tabii bir de hakemin orada verdiği kararlar. Anthony Taylor ve var hakeminin Manchester United'lı olması. Manchester doğumlu olması. Neyse onlardan bir yana. Yani çözüldüler. Orada Hamza beklediği performansı vermedi. Oyuncu grubu otomatikman bir tık aşağıya düştü. Bir de arka arkaya sakatlıklardan sonra oyun ezberi bozuldu. Her zaman için savunma yapılan takım olmak çok zordur. Aynen. Yani hele bir de Leicester şampiyon olduğu sene Mahrez gibi çok güzel bir problem çözücü de vardı aslında. Ya da Mahrez'in aynen, çok iyi işleyen bir ezberi vardı. Anahtar öyle var. Yani sürpriz oyuncu mesela Marsilya'daki Dimitri Payet hala o işi yapıyor mesela. West Ham'da bak hala o adam olmadığı için düşüş ivmesi devam ediyor ki işte Şampiyonlar Ligi Salı günü Manchester City ile West Ham oynayacak. Yani West Ham muhtemelen bu noktada biz bu kaydı yaparken maç oynamamıştı ama fark yiyecek.
diye düşünüyorum. Yemese bile yenilecek ve onların da durumu Kasımpaşa gibi. Peki son olarak şunu soracağım. Arsenal maç öncesi çalan Türkçe rap. Abi bir şey söyleyeyim mi? Maçın başından sonuna kadar hikayesi o kadar fazla ki. Yani neden oldu o bilmiyorum ama Mesut'a 10 ay sonra gol attırdı mı o? Attırdı. Attırdı. Tamam abi. Hem de bir de maçın koptuğu anda Lacazette'in hani vermesi imkansız olan bir pas, yana açılıyor, kötü bir vuruş, top kaleye gidiyor, kaleci hatası oluyor. Mesut golü atıyor saçma sapan, 90+4 dakika yani. Ligin büyük takımlara karşı en iyi savunma yapan, en kapalı futbolunu oynamayı bilen Newcastle'a karşı 4 atıyorlar. Yani Arsenal hakikaten dipsiz kuyu ve ne söylesem bugün makale vardı Guendouzi ile ilgili. Arteta'nın sisteminde neden oluyor, neden olmuyor konusunda hala bir fikir birlikteliği yok ya mesela. Zaten aklını kurtardığınızda yani, en çok takımı şey, en çok yazan takımı Arsenal. Arsenal'le ilgili bir şey söyleyemiyorsun. Çok açmazı var bir de. Yani Aubameyang kalacak mı, gidecek mi? Pepe bu oyunu sürdürebilecek mi? Yani Pepe bu hafta 4 golü, direkt 4 golü sirayet etti adam. 2 gol, 2 asist. Yani anlayamıyorum. Alttan çözemiyorum alttan. O bölge Türk, çok fazla Türk, yani Türk yoğun malum olduğu yer. Ben bilmiyordum. Oradan geliyor demek ki de Türkçe. Neyse. Premier Lig'i noktalayalım çok kısaca. Sen Paris Saint Germain'i özellikle konuşmuşsun. Amiens karşısında acayip bir dünyada bir daha göremeyeceğim bir an. Yani 3-1 geriye düşen Paris Saint Germain 4-3 öne geçiyor. Bu mantık olarak çok doğru. Bunun olabilitesi çok mantıklı ama maçın 90+'larına doğru giderken 80. dakikadan sonra Cavani 2 tane %100 kaçırıyor. Bir tane Di Maria kaçırıyor. Maç hala 4-3. Girilen pozisyonlar baskı var. Hiç olmadık bir anda bir Amiens golü maç 4-4 berabere bitiyor. Ve gelinen noktada şunu diyorsun. Kadroya bakıyorsun, oynanan futbola bakıyorsun, Thomas Tuchel'in reaksiyonuna bakıyorsun. Ya senede bir kere başına gelebilecek bir şeyi görüyorsun. O da Paris Saint Germain'in Amiens gibi alt sıralarda oynayan Aurélien Tchéjou'nun takımının Paris Saint Germain'den puan alması ve 4 golle alması. Yani... Tamam yani, rota. Paris Saint-Germain 4 gol atıp kazanamıyorsun. Değil mi? Tabii bir de Paris Saint-Germain olarak düşün. Geri geliyorsun, kazanamıyorsun. Ve full rotasyon olan bir kadro sayılırdı gene sahadaki kadro. Ve şimdi mesela radyoda da seninle konuşuyoruz. Form geçici, klas kalıcı, işleyen demir pas tutmaz. Abi işlemeyen demir pas tutuyormuş. Cavani. Yani normal şartlarda arka arkaya 4 maç, 5 maç sahada 60 dakikanın üzerinde form almış gelsin, bir Cavani. Gelsin Atletico Madrid'e. Yok, bence Amerika MLS Miami FC. Herhalde. Peki, bir de şunu konuşalım. İtalya'da yenilmeyenlerin maçında kazanan Lazio oldu. Ve Klopp'un Lazio şampiyon olsun söylemi. Yani İtalya'yı çok seviyorum. İtalya dünyanın en iyi ligi. Serie A dünyanın en iyi ligi. Liverpool olmasa Premier Lig çekilmez mi? Ya Premier Lig kurulduğundan beri bir şampiyonluk yüzü görün bu sene hayırlısıyla ya. Bir görün de sonra gelin. Tamam görün bak sonra değil boş ver. Yok abi İtalya Ligi çok keyifli kabul. Bak Manchester City'nin Manchester City'nin asıl şu an başına gelen olay da İngiliz gazeteleri bugün ağırdan ağıra Juventus'u işlemeye ve hani Agnelli ailesinin sponsor filan böyle. Valla çok mantıklı geldi bir bazı şeyler. Paris Saint-Germain kurtardıktan sonra Juventus hiçbir şey yapamazsın. Daha Manchester City'yi kurtaramadıysa. Ama City'ninki biraz daha farklı. Hoş. Ceferi'nin özür diliyorum bak süre gelmiş. Ceferi'nin biliyorsun Agnelli ailesinde yakınlığı, vaftiz babalıkları falan bekliyor. İtalya hiç göstermez ama UEFA'da en güçlü lobisi olan ülkelerin. Yok o Almanya'ymış. Bir kere daha gördük. Ha? İngilizler Amerikalılar üstünden dünyayı yönetir. Futbolu yönetenler de Almanlardır. Ya o başka ama lobi anlamında İtalyanlara dokunmak çok zordur. Bitirelim. Tehlikeli sulara girmeye başladık. Dünya siyasetine falan gidiyor. İtalya'da Brexit falan diye öyle değil mi? Ya o şeyi biliyoruz değil mi? Adam Brexit'ten sonra havalimanında pasaport kontrolüne geliyor. Bir dakika ya diyor ben Brexit'teyken buna oy vermedim. Pasaportla diğerleriyle beraber sıra gireceğimi ben bilmiyordum diye. Gel benimle beraber bekle şimdi 3 saat sırada. Haber. Hadi bitirelim. Görüşmek üzere. Abone olmayı unutmayın. Abone olun.